Herkese merhaba, ben Ümit. Bugün geçen hafta kutu açılışını yaptığım LG 27GN950B montürün bir haftalık kullanım sonrası kullanıcı deneyimlerini sizinle paylaşıyor olacağım. Yanına da bu arkadaşı koyduk. Çünkü bu montörü almaktaki önceliğimiz bizim aslında PlayStation 5'te verimli şekilde kullanabileceğimiz bir montör olsun istemiştik. Arkadaşım kurtuluşu aldık bu montörü, PlayStation Doğan'ın. Bir haftadır bendeler, hem PC'de hem PlayStation'da uzun süre deneme şansım oldu. Kısaca deneyimlerimi paylaşmak istiyorum sizinle. Teknik bilgileri aşağı kısma yazarım. Teknik şeylerden bahsetmek yerine kullanıcı gözüyle işimize yarayacak artılarını, eksilerini kendi gördüğüm bu bir haftalık kullanım süresi içerisinde paylaşmak istiyorum size. Biz bu monitörü öncelikle PlayStation 5'te kullanmak için aldık aslında. Ve PlayStation 5'te hem 4K deneyimi almak, hem HDR deneyimi almak, hem FreeSync desteği almak, hem de PC'de kullandığımızda G-Sync desteği almak adına çok çok doğru bir monitör olduğunu varsayarak aldık. Ve bir haftalık kullanım sonucu da aslına bakarsanız bu sonuca ulaştım diyebilirim kafadan size özetle. PC'de kullandım, inanılmaz görüntü kalitesi aldım. Çok, yani masa üstünde bile öyle söyleyeyim. O simgelerin, yazıların, tabii 4K olmanın ve çözünürlüğün yüksek olmasının vermiş olduğu kaliteyle birlikte tabii ultra gear bir monitör oluşu, işte IPS ve nano IPS teknoloji kullanıyor oluşu aslına bakarsanız bu deneyimi çok çok daha güzelleştiriyor. Zaten G-Sync Premium aynı zamanda Adaptive Sync desteğiyle AMD ekran kartlarında da kullanabileceğiniz bir FreeSync desteği de söz konusu ki zaten yeni nesil konsollarda biliyorsunuz FreeSync desteği AMD gücünden gelerek konsollarda da var. Yani konsolu da bağladığınızda, Nvidia kartlı bir PC bağladığınızda da iki tarafta da sizi ekran yırtılmalarından uzaklaştıracak teknolojiye sahip çok büyük bir artı. 1 milisaniye tepki süresi var gri'den gri'ye, yani rekabetçi oyun oynuyorsanız çok büyük avantaj sağlayacaktır. Tepki süresi çok iyi monitörün. Testlerini yaptım. Ghosting testi yaptım, renk testleri yaptım. Herhangi bir piksel hatasıyla karşılaşmadım. Ghosting'i de benim kullanmış olduğum Xiaomi monitörden çok çok daha ileri seviyede. Ki IPS monitörlerde bir tık ghosting olur. Böyle bir genelde şikayetlerde bunu görürsünüz ama ki ben de IPS bir monitör kullanmıştım Asus'un. Ghosting'inden inanılmaz şikayetçiydim. Bu monitörde öyle bir şey söz konusu değil. Yanı sıra dediğim gibi hani G-Sync, FreeSync çok önemli artık. Çünkü FPS süreleri artıyor oyunlarda. Yeni nesil konsollarla da FPS süreleri artıyor. Bu da FPS süresi artarken sizin kullandığınız ekran ya da monitör bu hıza ulaşamıyorsa çok ciddi grafik yırtılmalarına sebep oluyor. Bu da oyun oynarken rahatsız edici. O yüzden de avantajlı bir monitör. HDR desteği var. Ben LG marka bir televizyon kullanıyorum ama yani ikisinin arasında HDR'da inanılmaz bir fark var. Yani gerçek anlamda HDR diyebiliriz. Siyahlarda çok iyi sonuç veriyor. Aydınlık alanlarda çok iyi sonuç veriyor. HDR'ı kapattığınızda ve açtığınızda aradaki farkı anlayabiliyorsunuz. PC'de de aynı şekilde. Tabii PC'de masaüstü Windows hala tam anlamıyla HDR desteklemediği için masaüstünde çok kullanışlı olmuyor ama oyunlara girerken HDR'ı açtığınızda PC oyunlarında da inanılmaz keyifli oyun oynayabiliyorsunuz. Görüntüleri paylaşıyor olacağım sizlerle. Çok ince bir monitör, çok şık bir monitör. Hani görebilirsiniz, ekran kenarları neredeyse yok derece kadar ince. Tabii bu inceliğin vermiş olduğu dezavantajlar da var. Bunlardan bazıları işte evet, avantaj olarak kutu açılışta söylemiştim. Adaptörün dışında oluşu çok büyük avantaj. Hem incelik hem ısınma açısından ama adaptörün kablosunu kısa kullanmışlar. Mesela ben masamda zorlandım açıkçası. Hani bir üçlü priz daha takmak zorunda kaldım. Benim kullandığım Xiaomi monitörde de öyle. Tabii firmalar bir şekilde maliyet kısmak için bir yerlerden kısmaya çalışıyorlar ama tabii hani kullanıcı gözünde bunlar dezavantaja dönüşebiliyor. Kablo toplayıcı arkasında olmaması ki kalın bir ayağı olmasına rağmen onun da görüntüsünü paylaşacağım. Şimdi burada döndürmeyeyim monitörü ki ben çok PC'de bir şey bağlamadım. Yani HDMI bağlıydı, DisplayPort bağlıydı. Ses kablosunu kullanmadım.
USB'leri kullanmadım. Ona rağmen şu arkada inanılmaz bir kablo kalabalığı söz konusu oluyor ve onu toplayıp derli toplu bir şekilde şey yapamıyorsunuz, toparlayamıyorsunuz arka tasarımı itibariyle. Ama dediğim gibi önden bakıldığında çok şık, çok muazzam bir monitör. Yine yükselip alçalabiliyor, sağa sola dönmüyor. En minimum alçaklığı bu, bunu da söyleyeyim. Mesela ben daha alçak kullanıyorum kendi monitörümü masamda. Masamı da ona göre ayarladım. O yüzden bana bir tık yüksek geldi. Arka aydınlatması çok güzel. Alt kısmında tekerlek var. Tekerleği herhangi bir şeye basmadan sağa sola hareket ettirdiğinizde arka aydınlatmanın şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Tekerleğe bir kere bastığınız zaman orada menü çıkıyor ve menüden renk seçeneklerini bu sefer ayarlayabiliyorsunuz. Ve yanında bir joystick var. Joystick'le de normal setup'ını yapabiliyorsunuz. Türkçe dil desteği yok setup'ında. En önemli eksisi ise tabii biz PlayStation öncelikli olarak bu monitörü seçtiğimiz için söylüyorum. Yani bilgisayarda kullanırsanız böyle bir sıkıntı söz konusu olmaz ama PlayStation'ı bağlayacaksanız harici bir ses sistemine ihtiyacınız var. Çünkü hoparlörleri yok. Ya da hani buradaki ses çıkışından bir kulaklıkla alıp takıyor olmanız lazım. Çünkü ben mesela Bluetooth ses sistemlerini PlayStation'a tanıtmaya çalıştım. PlayStation'ın maalesef biliyorsunuz öyle bir desteği yok. İlla kendi ürünlerini, Sony markalı ürünleri bir şekilde destekliyor. Bu PlayStation için düşündüğünüzde büyük bir dezavantaj. Yani küçük de olsa bir hoparlör veya iyi bir ses sistemi kullanmak burada sizin tercihinize kalmış. Ama tabii hani PC ile yan yana bir setup hazırlıyorsanız, yani hem kasa buna bağlı olacak hem ses sistemi buna bağlı olacak şeklinde düşündüğünüzde ses sistemini direkt monitörden alırsanız çıkışında hem PlayStation'ı açtığınızda ya da PC'yi açtığınızda ikisinin de sesini tek ses sisteminden almış olursunuz. Ben setup'ı o şekilde yapmıştım ama sadece PlayStation için hani küçük bir odada ben böyle bir kendime setup kurayım, PC olacak diyorsanız bir ses sistemi almanız gerekiyor. Gördüğüm artıları eksileri bunlar. Hani sorunuz olursa aşağıda sorun. Denemediğim bir şeyse de deneyip mümkün olduğunca geçmiş incelemelerde de yardımcı olmaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle kısa, öz bir video hazırlamaya çalıştım.